Kaça aldın? 15'e. Ha. Var var, 15'e de var. Merhabalar. Sanat güneşiniz geldi efendim. Sosyal medyayı aydınlatan Sibel Baysal huzurlarınızda efendim. Aksa'ya ben arabaya bindim. 200 lira dedi. Dedim 100 lira. Bak şey, buradaki şeyi de doldur. Ne kadar şey var. Ilımıyor, şey soğumuyor ya. Hoş geldin canım. Soğumuyor. Başka yok mu boş şişe doldurup koyasın dolaba? Hepsini doldurdum. Ha iyi tamam. Kapakları yok. İkisi de dolu, kapakları yok. Aslında kapak olsa, al sen şunun kapağını, onu buzluğa itele. Ha? Al. Doldur buzluğa. Kapaklar. Evet efendim, hoş geldiniz. Şu an görebiliyorum, evet. Evet efendim, yanında bir konuğum olacak. Teftiş olacak efendim. Az sonra gelecek. Kimler geldi? Kimler geçti? Teftiş geldiğinde konuşmalar olacak efendim. Evet. Ne zaman geliyorsun? Nasıl görünüyorum efendim? Makyajım. Tamam bakayım. Bir sipariş var, onu vereyim, ondan sonra bakayım. Kimler geldi, kimler geçti zamanında? Kimler geldi, kimler geçti zamanında? İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nere gittin kardeş? Merhabalar, merhabalar. Bir 50'lik yeni rakı soğuk olsun rica edeceğim efendim. Evet. Başka ne var sizde, mesela yoğurt gibi bir şey var mı? Hay şansıma, Allah kahretmesin. Ha yok, ben peynir sevmiyorum ya. Arada sırada böyle yoğurt yiyordum ama o da şansıma. Ne yapalım? Tamam, tamam oldu. Aynen efendim, aynen. Oldu, görüşürüz. Dur bakayım. Kime? Yok, pi söyledim de. Şey, canım da yoğurt istedi. O da yok. Aslında canım pek sevmiyorum da. Öyle canım istedi şimdi de. Yokmuş. Evet, merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Bu arada Mazlum ne? Acıktın mı? Ne göndereceksin? Kebap gönder benle tek dişe. Sanal marketten, aman şey, sepetten. Aslında bu söylediğim şeyde manav reyonu da olsa. Aa, göndereceğin mi dolma? Vallahi severim. Hadi gönder de yiyelim tek dişle.
Göndereceğim mi? Normal sipsiymiş ya. Ben öyle anlamışım. Ne kızım? Ha. Gel şimdi. Buraya gel. Arora sen de gel. Evet efendim. E tamam göndereceğim. Aa hanıma geldi. Hoş geldin hanıma. Göndereceğim mi bize dolma? Onu şimdi tek dişi aldım konuşacağım. Aha, gel. Evet. Efendim yine Mehmet abiyle huzurlarınızdayız. Bu arada hanıma olarak bilinen hanım ağadan efendim 1.000 TL tek dişe gönderdi. İşi gücü rast gelsin. Allah kadar beraber vermesin. Tutku altın olsun. Ha, şimdi soruyorum. Tek diş hanım ağa Zeynep Hanım'ın hanım ağanın gönderdiği 1.000 TL'ye ne alacaksın? Takım elbise alacağım. Burada kendisi önce bir selam verdin mi? Selamlar. Her... Hoş geldin hanıma. Hoş geldiniz. Ha. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Ha. Hanım hanım gönderdiği paraya. 1.000 TL'ye. 1.000 TL'ye. Ayakkabım var ki tamir. Onu alacağım. Biraz çay alacağım. Yine kendime bir takım elbise alacağım. Ama şey çayı 2 kiloluk al. Tektir. Kaçak çay var onu karıştırırsın içine. Biraz ara, biraz sıra ara bana alacağım. Da gelecek hanıma. Biraz alacağım işte. Çay, kaçak çayla karıştıracağım. Daha güzel olur. Ha. Tamam ihtiyaçlarını yarın aldığında yine yayında videoda gösteririz. Efendim hanım ağadan 1.000 TL de bana geldi efendim. İşi gücü rast gelsin. Yani toplamda 2.000 TL. 1.000 TL Mehmet abiye, 1.000 TL de bana efendim. Allah işi gücü rast gelsin. Allah tuttuğu toprak altın olsun. Allah kendi çoluğuna çocuğuna bağışlar. Heh. Mehmet abi, o cam mı açık? O yüzden mi havlıyor? Hmm. Ha bakayım dur unuttum. Alıksana onu buraya. Camı kapatamam. Sigara içiyoruz. Çağır onu buraya. Gel. Arıyorlar. Bakıyorum. Arıştı. Bakıyorum. Arıştı. Gel kızım. Arora Taylone. Gel. Taylone. Taylone. E baktı. E ama az önceki gönderdiğin gibi tıklıyorum olmuyor. Ha evet. Günür Hanım'ın gönderdiği işte yarın postaneden çekecek. O da tek dişe. Bursa'dan gönderdi efendim. Yarın gönderiyor pardon. Daha göndermedi. Annesiyle hasret gideriyor. Yarın dışarıya çıktığında postaneden yatıracak. Bana söyleyecek. Tek diş gidecek kimliğiyle çekecek efendim. Evet. Tam olarak şey yapsan link atsan onu tıklasam da takip mi etmemi istiyorsun? Bu hesaba yazdım. Ama çıkmıyor ki. O zaman herhangi bir videolarımın altına yorum yap en üsttekine. Oradan takip edeyim. Aha. Evet.
öğlene kadar açık biliyorum postaneyi. Yarın da olmazsa pazartesi olur. Yarın açık kız postaneyi. Cumartesi. Öğlene evet. Kadar mı? Öğlene kadar. Öğlene kadar açık efendim. Öğleden sonra kapar. Ha, şimdi sana bir şey soracağım. Tabii beni ikide bir de eğdirme ama. Şöyle. Tamam mı? Ha. Şimdi başından ben 7 yaşındaydım. Bir evlilik geçti imam nikahlı olaraktan. Evet. Ayrılış nedeniniz neydi hanımla? Ben bunu, madilik yaptım deme ama. Ben bunun her istediğini aldım. Bunu mağazaya soktum. Dedim ne beğeniyorsan beğen. Koltuk takımını beğendi, şekyatını beğendi, oturma grubunu beğendi, televizyonunu beğendi, buzdolabını beğendi, çamaşır makinesini beğendi. Alayını aldım. Bir eksiğini bırakmadım. Döndü bana dedi ki ne? Akşamın saat 7'si olmuş. İlleri bizler dedi, layron leyen al. Gülüm dedim bak. Berin Serdan, hoş geldin canım benim bir tanem, hayat güzel. Saat kesmek dedim, istemiyorum lafını, hoş geldiniz. Saat dedim 7 oldu. Bu saatten sonra dedim, her yerde kapandı. Şimdi bu an dedim, bu saatte seyreden gerekmez. Çamaşır yıkayacağım diyorsan. At linki bana. Çamaşır yıkayacağım diyorsan, iki tane kova var. Makinede çamaşırını yıka, kovaların içine koser, yarın alım. Yok, bana ikine ille şimdi alacaksın. Kız bu saatte ben nerede bulup? Söyleme sahipçiğinde o kadar paranın 10 lira bir para kaldı. O da evin ekmek parası. Hoş geldin Berin, Serdan. Genelde diyorum ha. Bak diyorum, gülüm. O kadar diyorum masraf ettik. Cebde 10 lira para kaldı. O da diyorum senin ekmek paran. Linki atarsan az önce hanım ağanın yayınındayken şey oldu ya. Link attığımda engeli kaldırdım ya o şekilde. Aynen dedim bak. Her şey alındı. Ettin ödedin. Ara ara. Şimdi 10 lira param var. Onu da sana ekmek parası vereceğim. Kapıya bassana. Kapıya bassana. Otomatik. Evet evet. Leyen. Bildiğimiz leyen. Çamaşır leyeni. Anlatıyor. Kapıya baksın da. Aynen. Konu leğenden kaynaklanıyor. Ben 7 yaşından bu yana biliyorsunuz tek kişi tanıyorum. Abicim bir zahmet seni salona davet edeceğim. Gel. Ne kadar? Ara. Ne kadar? 440 abla. Niye öyle? Zaten 400 lira. 40 lira da servis ücreti. Ay o zaman sen onu geri götür 70'lik o zamanlık. 50'lik dedin ablacığım ama. Tamam. Çekelim. Şeyi parasını. Hı hı. 70'lik. Nasıl? Çünkü. Hayır 70'liğin parasını çekeceğim. Bunu geri götür. 50'lik neden istedin ki? He? 50'lik mi istedin? Ama arasındaki farkı hesap ettim. Daha şey. Yani o yüzden dedim. Tamam. Çekti mi? Şifre istedi. Tamam, 70'lik getiririm ben sana. Tamam. Yalnız bir 20 dakika sonra gelir. Olur olur, tamam. Tamam, beyefendiye şey yapalım. Kerem mi geldi bizim yemek ünlü fenomen? Yoksa yanlış mı görüyorum? Dur bakayım. Ay Kerem. Ay.
İzliyorum, izliyorum, merak etme. Televizyondan kaçırırsam bile YouTube'den izliyorum. Bravo, bravo. Ama Yavuz Han mıdır nedir, seni çekemiyor ya. Ama sen birinci geleceksin Kerem. Tabii. Kaburga. Ha, devam edelim. Kerem gelirse alırız. Leğende kaldık. Yok, ille de alacaksın. Kız, ne alacağım? Cem'de de mandıra var. Onu dedim sana bırakıp ben işime gideceğim. Yok. Kız, dükkanda diyorum kimse yok. Mutlaka işçilerin başında benim olmam lazım. Gelene gidene benim bakmam lazım. Ben dükkanda olmazsam kimse gelmez. Öyle mi Sevtaba abla? Bir baktım bu... Ay, yarışma sonuçlandı mı? Bir baktım bu şöyle böyle derken benim sinirlerim patladı. Kapı üzerine suratına vurdum, çıktım. Yani ayrılık... Ayrılığın sebebi oldu. Leğen. Leğen efendim. Heh. Evet Kerem... Yemin et Ay Sevtap abla, yarışma sonuçlandı da birinci gelemedi mi Kerem? Kerem, buradaysan bir istek atar mısın? Ayrılığın sebebi leğen. Ben onu bekliyorum. Vallahi onun birinci gelmesine o kadar emek verdi ya. Kim birinci geldi? Kerem bir gel, bir gelir misin? Dur bir dakika Kerem, gel ya. Ay, neredeyse engelliyordum bak alayım derken ya. Nasıl yapacağım bunu? Ha Kerem. Sana ayrılık olmuş efendim. Aha. Hak yendi doktor. Hak yendi, ben biliyorum. Merhabalar, selamlar solistim. Canım benim. Hoş bulduk. Yarışma bugün sonuçlandı. Final bölümü yayınlandı. Birinci olamadım maalesef. Hayırlısı olsun. Her yarışmada birinci de olmak var, ikinci, üçüncü. Sonuçta herkes birinci olacak değil. Biz bunu göze alarak zaten buraya katılıyoruz. Birinci olamadıktan sonra da işte küstüm, ağladım demek bir çocukça olur bence. Çocukça olur. Bu teşvikeyi yapan kim? Yavuz Han değil miydi? Yani bunu halk zaten izlerken karar veriyor. Bakın solistimin mesela kendi görüşü beni birinci olmamış. Mesela benim gönlünden geçen benim birinci olmamış. Tabii canım. Teşekkür. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim bölümümü izlediniz zaten. Ne kadar meşakkatli yemekler yaptıklarımı evet, da gördünüz. Koskoca ya, kaburga pişirdi. Bak, ama hayırlısı olsun. Siz arkadaşım bile geldi, destek oldu. O, alışveriş falan şudur budur. Yaptığın yemekler yani... Evet, arkadaşım, kız arkadaşım da geldi. Orada yardımcı oldu, sağ olsun. Yaptığım yemekler de güzeldi ama dediğim gibi hayırlısı olsun diyorum. Zaten kazanmak da var, kaybetmek de var. Hiç problem değil, önemli değil. Ben eğlenmeye katılmıştım. Çok da güzel eğlendim ama ben yarışmadayken beni kıskanan çok fazla insan varmış. Onu gördüm, onu fark ettim. Bu yayınlarda da kudursunlar, anonim tipler çünkü. Anonim en fazla beni izlerler. İzledikten sonra kıskanırlar. Bu kadar basit. Fısı yiyen varsa gitsin kendisi katılsın. Ondan sonra konuşsun. Yani kendisi katılamayıp da beni eleştirenlere asla ve asla umursamıyorum, kalede almıyorum. Zaten alışverişe gittiğinde orada sana soruyor o kameraman. Sana soruyor. Sen de oradan diyorsun ki ne? Ben onun gerekirse ağzını payını veririm. Teknik olaraktan. Tabii herkesin ağzını payını da verdim. Susmadım. Gördünüz şilliğimi, madiliğimi. Asla da altta kalan bir Lubunya değilim. Eğer sussaydım daha çok üzülürdüm. Hiçbir şekilde susmadım. İzlerken herkes çok keyif aldığını söyledi. Çünkü ben asla susmadım da yani asla. Gayet güzeldi yani, benim için keyifliydi. Buradaki böyle bazı karakteri düşük, zayıf insanlar var. Onların da katılmasını çok isterim. Belki kendi gelişimlerine katkı sağlayabilirler.
Ben şunu söylemek istiyorum bir ablan olaraktan Kerem. Nitekim adını duyurdun. Her insan biliyorsun televizyona kolay kolay çıkamıyor. En azından bakarsın o güzel yakışıklılığın, o güzel efendiliğin, o güzel konuşma diksiyonunla belki bir dizi teklifi de gelir. Şu an İşte gelen doğru. teklifler var, değerlendiriyorum. Eğer ki kafama yatan bir proje olursa katılacağım. Onu da buradan zaten görecek herkes. Evet. Allah yolunu açık etsin. Amin Ama inşallah. Beni destekleyen, beni seven herkesi ben de çok seviyorum. Hepsinin güzel yüreklerinden öpüyorum. o Beni zaman Kerem. eleştirip benim modumu düşürmeye çalışan insanlar da bokunda boğulsun diyorum. Kerem şu şeye benzedi herhalde. Hani ben sahne yaptığım Süper Fabrik'te bu güzellik yarışması vardı. Çağla Kalın, organizatör Taner Duman, Evet. jüri üyelerinden Okşan Büyük, diğerleri bilmiyorum. Yani birinci seçilecek olan kişiyi ikinci yaptılar, ikinciyi birinci yaptılar. Orada da öyle döndü. Ama jüri üyeleri yaptı bunu. Evet. Çağla'yla şeyle alakası yok, Taner'le. Yani hak yendi. Yani bazen hak yenebiliyor. Hayat bu sonuçta. Yani bunlar bazen karşımıza çıkabiliyor. Ama dediğim gibi her yarışmada birinci de olmak var, sonuncu da olmak var. Zaten bunu göze alarak katılmak gerekiyor böyle şeylere. Eğer karakteri zayıfsa bir insanın böyle bir yarışmaya kesinlikle katılmamalı diye düşünüyorum ben. Ben zaten var ya onun ağzımı burada bozmayacağım. Onun ne Bozmayın solistim. fırsat olduğunu Ağzınızı o Yavuz'un ne dönek olduğunu ben zaten anladım. bozmayın. Anladım. Evet. Çünkü çok kendinden emindi. Çok. Bir de yani olsun. Bravo. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bak ne güzel. Teklifler gelmiş. Onları da değerlendirmeye almışsın. Çok sağ Her olun. insanın şeyi harcı değil TV'ye çıkmak. Çıktın ya, helal olsun. Evet. Maura abla demiş ki Kerem'im helal olsun diyorum. Yürekçesi herkesten katılmaya tebrik ederim. Canım demiş. Aynen ben de katılıyorum efendim. Nur abla demiş ki Yavuz çok şeyde aynen. Hanım A demiş ki Keremcim gönlümüzün birincisi seni seviyoruz. Dedim ya efendim oraya çıkmak şey yani bak teklifler dedim hemen ne dedi? Geldi dedi Sibel abla teklifler dedi. Aha. Gelir yani çünkü gelir. Evet, tekrar herhalde bir şey söyleyecek efendim. Buyurun. Az önce düştüm, arkadan telefon geldiği için tekrar söylüyorum. Beni destekleyen başta Sibel solistim olmak üzere bütün beni destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun diyorum. Yeni projelerle inşallah karşınıza çıkacağım. Önemli İnşallah, olan inşallah. birinci ve sonuncu olmak değil, tanınmak. Solistim zaten bu tarz şeyleri çok iyi bildiği için de benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Ya Bedo şimdi ben seni alamam bir dur ya. İzlemede kal. Heh. Bu şekilde efendim. Çok teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için Rica beni. ederim. Sevgiler, selamlar Rica ederim. sunuyorum size. İnşallah bak ne güzel teklifler gelmiş. Değerlendireceksin. İnşallah. İnşallah efendim. Ama Yavuz Bey'e de buradan bir şey söylemek istiyorum. Sen de birinci oldun ama Olamadı. Hayır, teklifler hayır. O da birinci sana gelmedi. olamadı. Birinci olamadı o. Olamadı mı? Yok yok, İranlı kız birinci oldu. Ha, Tabii iyi. Yavuz efendim. olmadıysa rahatım. İranlı kıza tam olarak 9 puan verdim efendim. Ben de Yavuz'u ayardım. Tabii. Ama sen de çok güzel ağzının payını verdin. Çünkü o baştan bu yana Tabii seni efendim. Lubunyalar güzeldir. Lubunyaları çekemezler. çekemedi. Ya gönder link olarak gönder ki kaldırayım engeli.
Az önceki kişinin linkini aldık, şey gönderdin ya, o şekilde gönder. Öbür türlü olmuyor, göremiyorum. Bugün Hanım A'dan da efendim şey geldi, Kerem bize, Tekdiş dayına, 1000 TL ihtiyaçları Aa, notlarıyla kesesine bereket. Hanım A'yı da 1000 TL de severim. bana gönderdi Ay, efendim. kesesine Hanım bereket A'nın Hanım A'nın. saatini. Helal olsun Hanım A'ya. Tebrik ediyorum. Kesesine bereket. Bir Yani tane sarışın, bundan bir yaşlı balemoz travesti var. Ona çok fazla cevap vermek istemiyorum. Alttan yazsın yazsın kudursun. Herhalde. kim o? Yaşlı bir tane. Sarışın. O kendisini bilir zaten. Cevap bile vermek istemiyorum. O en Boş. fazla böyle itici insanlarla konuşsun. Boş ver. Boş ver. Ama dilerim Allah'tan sana Aurora'yı alır. Arıska, Bak yapma. ama ses çıkartıyorsun tek bir. Ben Alır yapma. kucağına al. Yani gerçekten Kerem, içime ben doğuyor. Yıllardır ben de burada hani yayıncılık yapıyorum her yerde, sosyal medyada. Umarım çok güzel sunuculuk da geliyor Amin. sana. Dizi teklifleri de gelir İnşallah. sana. İnşallah. Belki de yemek tarifinin başrolünü Sunucusu olaraktan. olarak, sunucusu olarak diyorsunuz. Tabii. Nergis Evet. Hanım, hoş geldiniz. Tabii bak ne kadar güzel şeyler diyorsunuz mesela. Ben milyoner olsam bile kiminle çıkar olacak ki? Ama bak ne kadar güzel iyi dileklerde bulunuyorsunuz. İşte inşallah güzel bir yere gelirsiniz diyorsunuz. Bak ne kadar tatlı, ne kadar güzel yürekli, iyi niyeti gösteren şeyler bunlar. Yani kıskanmak yok, fesatlanmak Yok. yok. Yani böyle şeyler çok değerli. Keşke herkes sizin gibi olabilse solistim. Yok yani Değil mi biz ama? Değil mi ama gerçekten yani bu çekememezlikten artık çok sıkıldık. Eminim sizi de geçmişte çok çekememişlerdir. Önünüze taş koymaya çalışmışlardır. aynen Hı. öyle. Aynen öyle. Yani. Yani ama bunlara karşı biz her zaman direneceğiz inşallah. Yok O güzel yüzünüzü ben üslubumu görmüşsem asla olmaz. bozmuyorum. Üslubumu bozmam. Solistim beni bilir, uyarır yoksa beni. Ben üslubumu O asla güzel bozmam. yüzünüzü bir dakikalığına efendim Sibel Şu an ablamızdan. üstü müsait değil. O yüzden Ha yoksa açardım kamerayı. tamam. Evet. Mahur abla demiş ki Keremcim uslubunu bozma yavrum sana. Atladım orayı. Teşekkür ederim Mahur Hanım. Ay Zeyno çok teşekkür ederim Hanım Ağa. Hanım Ağa'yı ben bu arada ilk başlarda çok ısınamamıştım ama Hanım Ağa'yı çok sevdim. Gerçekten karakterli, delikanlı bir kadın. Helal olsun. Herkesin de ağzının payını çatır 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 verdi. Hanım Ağa sana helali hoş olsun. Allah daha çok versin inşallah sana. Kurban olurum sana. Helal olsun Hanım Ağa. Tabii. Evet, Hanım Ağa'ya en son çok ben değil teşekkür mi? ederim. Ben de konuktum Hanım A'ya. Siz İstanbul'da bir yerde bir kafede çay içiyordunuz. Konuk olarak geldiniz. Evet, Değil evet. mi? Evet, aynen öyle. Bak ne güzel yazmışlar. Kerem, annemin favorisi oldun. Üzüldü seni kaybetmene demiş. Ben çok kişinin favorisi oldum. Bugün ayıptır söylemesi. Bir alışveriş merkezine gittim. Ondan sonra alışveriş merkezine benimle fotoğraf çekilmek isteyenler, bana sarılmak isteyenler, beni tebrik edenler sağ olsunlar. Çok sevindim. Hepsine de teşekkür ediyorum. Ben de senin adına onlara teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Çok teşekkürler efendim. Kerem yalnız değilsin. Ay kurban olurum Hanım Ağa. Çok teşekkür ederim. Ay ben solistim burada. Hanım Ağa burada. Daha kim olsun? Pineapple burada. Barak Kralı Herhalde. burada. Barak Kralı Tabii. Tekin Sayın burada. Tabii Tekdiş burada. Paramız var. Rakımız var. Oh. İçin solistim. Bir duble de benim için. Oh afiyet Hadi olsun. bakalım. Oh. Güzel Oh. kardeşim. Oh şerefimize inşallah. Oh. Afiyet olsun. Peki Kerem, bir şey daha soracağım. YouTube'a atılıyor biliyorsunuz ya Topal'ın E kanalına. tabi tabi çok fazla yorum geldi. Oradan like'lar çok, izlenme çok. Tabi. Fakat oradan herhangi bir pay veriliyor mu? E o tabii ki de. Ha, o zaman açıklamana gerek yok. E tabi siz Suzan gelmiş anladınız. E efendim, tabi. kadın dostum. Hoş geldin. Hoş geldiniz Açıklama. Suzan Hanım.
Hoş geldiniz. Açıklama boş ver. Bu müsait misin Suzan? Suzan'ı bıraktır. Dur. Suzan müsaitsen müsaitim de. Hadi gel, hazır Kerem yakalamış gene. Gel. Ay, Suzan Hanım'ı ben çok severim. Suzan Hanım da çok güzel, karakterli bir insandır. Çok hanımefendi, oturaklı. Aynen. Buradaki bazı böyle hoplaklar gibi değil yani. Çok efendidir yani. Helal olsun Suzan Hanım'a. Hiç kendini bozmadı. Şimdi Kerem, burada diyorlar ya Sibel abla, bizi engelliyorsun. Bak şu anda mesela neredeyse, bak neredeyse Suzan'ı engelleyecek. Alayım derken, dur nereden alınıyor ya? Heh, şimdi şuradan aldık efendim Suzan. Suzan'ın bakalım efendim bu konuda açıklamaları. Açıklamaları ne olacak efendim Kerem'le ilgili? Aa, beni niye engelliyorsun kız? Hoş. Hoş geldin. Hayır. Kaç kişi? Evet, Suzan Hanım da gümbürtüye gidecekti az daha. Biliyorsun ki Kerem kardeşim yemek programına katıldı. Orada hakkını bu konuda ne diyeceksiniz? Kerem, kısaca bir özet geçer misin? Suzan Hanım yarışmayı izlemiş mi? İzleyeceğim. Vallahi tam bölümlerini izleyemedim. Hatta çıktığını duyduğumda fragmanı falan izledim. Çok heyecanlandım izleyeyim bir an önce. Sonuçlanmış ama. Olmadı. Sonuçlandı evet. Birinci olamadım maalesef. Olsun. Bak, bir kısaca özet geçsin Kerem. Sonuçlanmış. Aa. Bak Suzan ne güzel söylüyor. Suzan ne güzel. Ben az önce şöyle söyledim. Birinci olmak da var. Evet. Sonuncu olmak da var. Evet. Öncelikle bu tarz yarışmalara katılırken bunu göze alarak ve psikolojini de bunu kaldırarak katılmalı bir insan. Aynen. Ben asla üzülmüyorum. Çünkü beklentimin fazlasıyla daha fazlasını karşıladı bu program. Yani şu an açıklayamıyorum. Birkaç yerle görüşüyorum. Projeler var ama asla açıklayamam burada. Yakında farklı bir projede de yer alacağım inşallah. Ama dediğim gibi yani bu sonuncu olduğunda da insanların "aa bu yemek yapmayı bilmiyor" veya "işte bu çok kötü birisi" algısını bence kırmalı insanlar. Çünkü her zaman her ortamda bir rekabet var hayatta. Bu rekabette kazanmak da var, kaybetmek de var. Her zaman insanın başına gelebilir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz Suzan Hanım? Kesinlikle. Zaten yarışma olduğu için hani kaybetme ihtimali de var, kazanmadık da. Ben fragmanını izledim. Gerçekten ekrana çok yakışmışsınız Kerem Hanım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok güzel görünüyordu. Tam bir televizyon yıldızı ışığı var sizde. Kurban olurum. Aynen. Sağ ol. Ağzından çok bal akıyor. Bal. Ben de bak az önce sen yayına katılmadan senin için neler söylediğimi duymuşsundur. Aynen. Teşekkür ederim. Suzan Hanım da yıllardır bu yayınlara gelip kendisini aynen asla bozmayan, kalitesini asla bozmayan, aynen, efendiliğiyle, hanımefendiliğiyle gayet güzel bir profil oluşturan bir kişilik. İki yüzlü, işte dengesiz, karaktersiz insanlara özeneceğinize bu tarz böyle bu şekilde Türkçe'yi güzel kullanan, ses tonunu güzel kullanan ve kalitesiyle anılan birisini örnek almalısınız diye düşünüyorum. Aynen. Tabii, bravo. Hanım ağzınıza sağlık. Ben olurum. Biraz size yapılanları duydum da yani hiç o şeyler değil, hiç ciddiye alma, boş ver yani, cevap bile vermem. Yok asla ciddiye bile almıyorum. Hiç, dediğim gibi her yerde bir taşlama olacak. İşte aynen öyle. Filli, çarka filek böyle. Ama ben bunları açtım. Eğer ki ben bunlara takılacak bir insan olsaydım yayına katılmazdım, programa katılmazdım. Kötü eleştirilerin geleceğini zaten biliyordum. Ama bu kötü eleştirilerin bu yayınlardan yani insanı yaralamak, hani yaralamaya çalışıyorlar. Ben bunları bugün katılmak istedim. Çünkü final yayınlandı evet artık. İşte böyle hafif bir absürtlük gördüklerinde bunu böyle komik ayrı bir şeydir. Ama insanı linçlemek ve düşmanlık çok ayrı bir şeydir. Evet. Zaten herkes neyin ne olduğunu da görüyor. İnsanların karakterini, kalitesizliğini de görüyor. Bak ne kadar güzel bir şey. Hani birinci olmak var, ikinci olmak var, üçüncü, sonuncu olmak var. Ama bir başarı, ya bu cesaretin için bile seni tebrik ederim diyebilmek var bir de. Bu da kesinlikle büyük bir yerdenlik bence. Büyük bir cesaret. Mesela sen atıyorum hiçbir zaman kendini saklamadın etmedin, televizyona çıktığını söyledin. Şeye de aynı şeyleri yapmadılar mı Nisa'ya da? Aynısını yaptılar işte. İçin aynısını evet yaptılar. Evet yani. Onu da cesaretin şey, onun da çok güzel cesareti vardı. Evet. Çok güzel, eğitimli, kültürlü bir arkadaşımızdı.
Ama demek ki işte buraya çok fazla geldiği için arkadaşımız Evet. gitti yani artık. Çünkü yordular. Evet, ben tebrik ediyorum Çok vallahi. teşekkür Pazar ederim. günü izleyeceğim bütün gün hepsini oturacağım. Bütün bölümleri izleyeceğim Çok aklımda hala. keyifliydi. Çok keyifliydi. Bud Madilik, Bud Güllüm. Aslında bizim Lubunyaların da sevdiği bir program. Bud Evet. Madilik. Hep Madilik dönüyor böyle. Tabii. O ona laf atıyor, ona laf atıyor falan. Tatlı tatlı atışmalar tabii. Kimse kimseye hakaret etmiyor. Böyle bir seviye var yani yine. Ondan sonra güzeldi yani gayet güzeldi, keyifliydi. Eğer ki çok eleştiren arkadaşlar varsa da bir kendileri gitsinler, bir yarışsınlar. Biz bir onları Tabii. bir izleyelim. Tabii. Ondan sonra kıyaslanırız. Şu an ortada çünkü kıyaslanacak bir durum yok. Yok. Bir gün Sibel Hanım'ı da görmek isteriz efendim orada. Acaba gelir mi bir Sibel Baysal Çok şeyde? isteriz. Sibel Baysal Vallahi mutfağı gerçek. zaten çok meşhur. Biz Sibel Hanım'ı televizyonda görmeyi çok isteriz. Vallahi rating rekorları kırar yemin E ediyorum tabii. sana. Valla Tesibot Suzan, başvuralım kız. bak mesela Kerem kardeşimin ne güzel projeler, teklifler gelmiş. Allah yolunu Belirtti açık be yok. etsin. Ay gibi kız. Bana da Allah razı olsun. seslendirme gelirse, bana da seslendirme teklifi gelirse çok güzel seslendirme yaparım. Evet. Gelir aşkım gelir. Neden Evet. gelmesin? Gelir tabii ki de. Aynen öyle. Suzan Avcı'yı seslendirirsiniz Sibel Hanım. Beyi Aksoy'la Suzan Aynen. Avcı'yı. Evet. Neden olmasın yani? Bu şeyin Şey Suzan, buyurun. hani biliyorsun bu İstanbul'da Süper Fabrik'te hani bir yarışma düzenlendi. Evet. Ben orada solist olarak çıktım. Jüri üyesi şeydi. Okşan da Evet. vardı. Fakat sonucu Çağla Akalın da bir şey bulmuyorum. Organizatör Taner Duman Evet. beyefendiye şey bulmuyorum. Sadece jüri üyeleri birinci gelecek olan kişiyi nin hakkını yediler. Aa, evet. Bak, Onu duymuştum. birinciyi ikinciyi birinci yaptılar. Öyle mi Ya. oluyor? Evet, iki ya birincinin hakkını yediler, ikinciyi Ha. yapmışlarsa evet. Orada da şikayet döndü. Aşkım yarışmadır yani işte. Ama bunlar jüri üyeleri tarafından oldu. Tabii. Kerem Hanım bu yemekteyiz. Ben önceden izliyordum. Önceden herkes kendi evinde yapıyordu ya. Şimdi nasılmış konsepti? Şimdi konsept şu şekilde, prodüksiyon şirketi bir tane villa kiralıyor. İşte Hı. villanın kendi salonu var mı, yemek masası vesaire. Ondan sonra mutfağı zaten herkes o mutfakta yapmak zorunda. Hı. Ondan sonra villada mesela örneğin sen bir Peki. masa kurmak istiyorsun, yemek masası. Evet. Orada sana sunulan birkaç tane şey var. Alternatif tabak, Arona işte peçeteler olsun, masa nerede? örtüsü olsun. Ama istersen kendi evinden de özel Gel olarak bak. getirebilirsin. O Gel sana bak. bağlı olan bir şey. Ama yemeğini orada yapıyorsun, orada sunuyorsun. Şirket zaten sabah seni kendi evinden alıp kendi evine bırakıyor, özel. Evet. Ondan sonra gayet böyle güzel, hani yorulacağın bir Şeye bak, ortam değil. bakkala ama Ben mesela o kadar eşyayı taşımak istemedim. siparişe Oradan bak. kullandım. Bekletme. Mekanlardan kullanmak istedim. Bekletme. Gayet de şık da güzel de bir masa olmuştu mesela benimki. Evet, yani diğer türlü ne onunla uğraşacaksın Diğer eşya taşıyacaksın. kendi evet. Diğer Otomatiğe türlü kendi evinden götürüyorsun. Bir de eskiden şeydi bak 2 dakika yemekteyiz. daha. Herkesin kendi evine gidiyorlardı. Evet. Bas. O dönemde mesela vardı. Şimdi artık öyle bir şey yok. Böylesi daha iyi bence. Aynen öyle. Aa, sevindim Çok ya. Vallahi. teşekkür ederim. Suzan seni severim biliyorsun. Mehtap nerede? Ben Mehtap'a çok ulaşamadım bu aralar. Mehtap Hanım yine gitmiş. Evet, biz konuştuk. Ben de kapattım hayatım dedi. Aha, sırra kadan basmış yine kişi. Evet. Hazır Bana da yazdı. Kerem'le hayır açmamışsın bekliyor. Hazır Kerem'le Suzan kadim dostum buradayken efendim açmışım. Açmış. Tamam. Aron çekil. Bir şey daha soracağım efendim. Ablalarımızdan 40 lira daha ücret alacağım. Onu da bir dahakine şey yapayım. Olmaz mı? Ben konuşayım patronla. Konuş da sanmıyorum. Der bana. Ara. Dur bir şey daha söyleyecektim. Aklıma Beyefendi vallahi sabut şimdi etti yayını yani. unutturdum. Unuttum. Hazır biz buradayken bir soru soracaktınız. Evet. Bir şey soracaktım evet ama vallahi unuttum. Mehtap'tan konu açılmıştı. Onunla ilgili miydi Ha efendim? yok yok. Ha Suzan ve Kerem. Dün
sabaha karşı Şengül'ün evine paparonlar, zabıtalar baskın yapıyor. Aa, Madilik. Canlı yayında. Madilik. Köpeklerini elinden almaya çalışıyorlar. Ama kadın direniyor. Bakınız efendim, Şengül'ü seven vardır, sevmeyen vardır. Onu hayvanlarsa, ağzı olup dili olmayan hayvanlarsa ben buna karşıyım. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Aynen. Peki kuçkaları alıyorlar mı elinden? Hayır. Direniyor orada. Çünkü savcılık arama izni olmadığı için arama yapamıyorlar. Artık ne şekilde ihbar edildiyse yazık, günah yani hayvanlara ya. Ablacığım buluyorum ama yoğunluk var da almam lazım. Diyor. Ablacığım sen git, patron beni bir arasın, ben patron arayacağım. Patron açmıyor, almam lazım. Baba abla diyor ki 40 liralık servis veriyor. Şengül Hanım ama dilik. Peki kimden şüpheleniliyor efendim? Diyor 40 liralık servis ücretini sonra veriyor. Yarın da söylüyorum ya. Şüpheli var mı Sibel Hanım? Efendim? Şüpheli var mı diyorum Şengül Hanım'ın durumuyla ilgili? Vallahi orada diyor ki ne? Tamam abla, yarın olur. Biliyor musun şimdi bana şey yapar. Aurora! Aurora, ha burada. Kapıyı çekersin kardeşim, sana zahmet ya. Buradan görüyorum zaten. Tamam oldu. Orada komşusunu iddia ediyor. Ama aslına bakarsanız komşusu değil. Sesim geliyor mu? Dinliyoruz. Evet, solistim, sizi dinliyoruz. Ha. Olayı anlatmanızı bekliyoruz. Komşum diye orada iddia ediyor yayında. Madilik olduğunda işte canlı yayında. Ama komşusu olduğunu zannetmiyorum. Bu şeyin arkasında, perde arkasında başka kişiler var. Onu da bilmiyorum. Çözemedim. Madilik efendim. Yani evet, Madilik. Çok büyük bir Madilik hem de. Yani ne desem bilemedim. Ama yani burada yaptı, Suzan işte? Hanım, Suzan Hanım daha tecrübeli, bilgili, bir kültürlü bir insan olduğu bak için. Şimdi yiğidi öldür hakkını inkar ne desem etme. Hakkı bir şey diyemedim. Şu an, bilemedim. Çok bilgili. Tabii yani yok canım, Suzan Hanım kadar da değildir şimdi. Evet. Suzan Hanım kadar da değildir. Estağfurullah. Hayır. Sizin de arama şeyiniz varsa bir evimi arayabilirsiniz. Dedi. Doğru. Savcılık mı? Onlar da yok dedi. O zaman arayamazsınız dedi. Doğru. Şengül dikildi bayağı. Mücadele etti. Tabii canım. Yani köpeklere. Bak benim bir huyum var. Ben birine mesela kızarım. Sosyal medya hesabını ben şikayet etmem. O kadar adıma fanlar açılıyor. Değişik madde resimlerim falan paylaşılıyor. Hiç önemli değil. Ama etmediğim gibi bir de kalkıp da bir hayvan, köpek, kedi bunları da ben şikayet etme gibi bir huyum yoktur. Ne kadar kızarsam kızayım. Ha, kızarsam böyle yayında video açarım, içimi boşaltırım. Ama böyle bir şey gerçekten çok karşıyım. Yani kim yaptıysa yazıklar olsun. Ben de kınıyorum efendim. Sizce kim yapmıştır solistim? Kimden şüpheleniyorsunuz? Ben buradan birisi midir? Tabii. Acaba komşuları rahatsız olup komşuları da yapmış olabilir mi? Yoksa hayır, buradan mı birisi? Hayır, komşuları zaten kendisine yemek yapıp getiriyorlar. Ondan sonra köpeklerine yardımcı oluyorlar. Çorbalık, tavuk alıyorlar. Bence bu zannetmiyorum. Planlanmış bir şey, yayında yapılmış çünkü yani. Sabote edilmiş. Kızlar benim çıkmam lazım. Arkadaşım geldi, size öpüyorum. Tamam Suzan. Dikkat edin. Hoşça kalın efendim. Kerem Hanım, görüşürüz. Görüşürüz. Şey, öpüyorum çok Suzan. Kendine iyi bak. Yani bu konuda bu Pineapple'a bir cevap vermek istiyorum. Pineapple demiş ki Kerim'e kudurma, saygılı ol, efendi ol. Büyüklere öyle denmez. Vallahi 5 gün boyunca beni burada madilediler. Burada bana neler dediler. Pineapple, aynı şeyde miydin? Aynı tutumda mıydın hayatım? Benim hakkımda neler dediklerinde sen de aynı tutumdaysan okey. Ama hiçbirinizin ağzı açılmadı yani. Kimse kusura bakmasın. Yani. Siz kendi işiniz olmayan şeylere karışmayın. Doğru değil mi solistim? Her
Herkes kendi işine karışsın. İşiniz değilse karışmayın. Yani. Saygılı efendi ol demedim, öylesin dedim. Tamam, ben saygılıyım zaten efendiyim. Ben kendimi biliyorum. Ay kurban olurum hanım ağam. Ben de seni öpüyorum. Ay hanım ağam vallahi tırnağı olamazlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hanım ağayı Allah daha çok versin. Allah hanım ağaya versin. Hanım ağa da Sibel solistime versin inşallah. Herhalde kız kudursunlar, çatlasınlar. Tekliş Bey'e de selamlar. Tekliş Bey'in gümüş grisi takım elbisesi çok yakışmış. Tekliş Bey, Tekliş Bey'i çok severim. Hayranıyım Tekliş Bey'in. Aa, çok yakışıklı, çok karizmatik ve çok kaliteli bir beyefendi maşallah. Tekliş, şimdi sen yarın internet alacaksın ya kendine. Evet. Ben seni şu anda Wi-Fi'ye bağlayacağım eve. Kerem yemek yarışmasına katıldı. Onu izlersin. İzleriz. Tamam. Tamam. Yani ben kendime kontör yükleyeceğim. Hem internet alacağım. Kontörüm yedekte kalsın. En son şeyde kalmıştık. Leğen olayında. Bitirdik mi Leğen'i? Evet, bitirdim ya. Yani bitirdik. Hanım ağabey gönder. Sizi çok öpüyorum. Ben şimdi çıkmak zorundayım. Tekliş Bey, sizi de çok öpüyorum. Kendinize Allah iyi bakın. Sağ olun. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın size efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar, teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet. Ben sana şey yaparım. Evin wifi'sine bağlarım. Ondan sonra Kerem'in yemek tarifini, Adıyamanlı kendisi. Sana yakın hemşerin herhalde değil mi? Antep'le Adıyaman. Adıyaman yakın. Ha? Yakın. Urfa'da yakın zaten. Urfa'da yakın. Ha. Oranın yöresine ait kaburga dolması. Mesela kaburga dolmasını sana yaptın mı hiç? Kaburga dolması nasıl biliyor musun? Söyle bakayım. Tavuk yok mu? Tavuk değil, tek diş. Kuzu eti. Kuzu etinin kaburga. Tamam, buraya bak. Kuzu etinin kaburga dolmasını nasıl yapıyor? Nasıl? Sana soruyorum. Kerem yaptı, onu izleteceğim sana. Televizyonda. Olabilir. Tamam, sen nasıl biliyorsun mesela? Ben kaburganın dolmasını dikiliyor. Yapıyorum. Onu diyorum. Dikilen. He, evet. Heh, şimdi anladım. Güzelce şey ediyorsun, kemiklerinden ayırıyorsun. Ortayı dolduruyorsun, ondan sonra dikiyorsun. Tamam, içine ne konuluyor? Şey, pirinç. Ondan sonra dikiyorsun. Evet. Antep'te de genelde yapılıyor mu bu? Yapılıyor Antep'te de. Ha. Hiç yaptın mı tekniş? Yapmadım. Yapmadım. Yaptım desin, yalan söylerim. Yapmadım. Doğrudur. Ama Kerem kardeşim izleteceğim şeyden. TV8'de. Tamam da. Yarışmaya katıldı. Çok güzel yaptı ama hakkını yediler. Boş ver. Yani sonuçta diziler. Sana Adana'dan hangi ben hala bu film teklifi geldi. Ha. Hangilerinden gelmişti? Hangilerinde oynadın? Firar'dan teklif geldi. Ya oynadığın dizileri söyle. Adana'da. Adana'da bir şey değil. Gelin ciddi oynadım. Avay rolünde. Küçük avay rolünde. Sonra gelen teklifler? Hala daha film teklifi geliyor. Peki benim abim kaç dizide oynadı? Abini ben bir şeyde gördüm. Görüş günü kadınları. Dila. Dilan'da gördüm. Dilan. Bir. Bir de. Görüş günü kadınları iki. Görüş günü kadınları kadın cezaevi. He. Onu da gördüm. Ama ondan sonra da kaç tane dizide oynadı ve hala teklif geliyor. Şu an çocuğu rahatsız olduğundan dolayı kabul etmiyor. Ajansa bağlı biliyorsun. Biliyorum. Beraber de geldiniz. Şey vardı ya, bir de o bir sivil paparon olarak da hani neydi, Dila mıydı o? Dila'daydı işte sivil. Dila'daydı. Yok. Kadınlar Emir Bozkan
Benim Barak solistim tek dişe laf söyleme. Bana söyle, ona söyleme canım. Ne diyorum? Şey diyor, takımı çok güzel diyor. Yani hanım hakkında ne düşüncen? Az önce biliyorsun Kerem konuğumdu kardeşim. Suzan kadim dostum. Biliyorsun Suzan'ı. Biliyorum. Ha. Bir de hanım var burada. Hanım Allah tuttuğunu altın eylesin. Allah kendine kaza bela vermesin. Allah kendine evlat acısı göstermesin. Allah kendine evlatlarına bağışlasın. Hanım şimdi ben bunu diyorum. Yazık ettin gençliğime, bilmedim aman aman, bilmedim aman aman, Barak solistim bilmedim aman aman. Bu nasıl yaz imiş, bu nasıl kader imiş, bilmedim aman aman, bilmedim aman ben efendim. Tekdiş aman. sana bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi. Hani Ferdi vardı ya. Ne? Ferdi. Biliyor değil mi Ferdi'yi? Amansız bir hastalığa kapılmış, yakalanmış, ona bir geçmiş olsun de. Bir de onun hani senin sesinden sevdiği bir şarkı vardı ya hani. Onu söylesene Ferdi'ye gitsin. Hatırladın mı o şeyi? Fediye Allah şifalıklar versin. Ha. Penceresi siyah perde, zavallı kız düşmüş derde, doğru söyle anneciğim. Yatılır doktorlar gelir gider, herkes onu merak eder. Zavallı kız olmuş veren, doğru söyle anneciğim, bulunmaz mı buna çare? Doktorlar gelir gider, herkes onu merak eder. Doğru söyle anneciğim, bulunmaz mı buna çare? Bu da Ferdi kardeşim için söylerim, ona gitsin. Ferdi severdi efendim. Mehmet abi de çok sever. Bu şarkıyı da hep böyle isterdi bundan. Kolay kolay da ben bir Ferdi'den Ferdi'nin de okudu değil mi bunu? Okudu. Ondan sonra senden istedi. Ben dedim ki ne, belki bilmezsin. Yani Ferdi güzel okuyor efendim. Buradan da Ferdi'ye tek dişin dediği gibi geçmiş olsun. Allah kendine acı Şifalar. şifalıklar versin. Evet. Onu da almış olduk efendim.
Bir tane de hanıma için gelsin. Ondan yarım. Ondan sonra Berin hanım, Berin Serdan için gelsin. Yarım yarım. Çünkü süre bitebilir. Ufalıyım ezinden ufalıyım. Ufalın etrafı duman dağlar aman aman. Ufalın etrafı dumanlı dağlar aman aman. İçerim yanıyor hani gözlerim ağlar. Benim sadık derdim dünyayı yakar aman aman. Gezme ceylanı bu dağlarda seni avlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Urfa dağlarında gezer bir ceylan. Hayatım eğer Ferdi'yi etiketlerseniz belki yayın düşmemiştir. Gezer bir ceylan aman aman. Gezme ceylanı bu dağlarda seni avlarlar. Anaydan babaydan yar ayrı koyarlar. Şimdi Berin Serdan için. Bu kim? Ha, bu hanım ağa için de. Bu hanım ağa için. Berin Serdan için istiyoruz. Yarım. Gel halimi sorma bana. Ben de gelen bugün. Gel halimi sorma bana. Ben de gelen bugün. Gurbet gezdim adım adım. Gözümde kaldı muradım. Köşelerde hep ağladım. Ben de gelen bugün. Kimler ağladı, kimler güldü? Kimler muradına erdi? Benim nazlı yarımı eller aldı. Ben de gelen bugün. Gurbet gezdim adım adım. Gözümde kaldı muradım. Köşelerde çok ağladım. Ben de gelen bugün. Kendi besten vardı. Onu şey yapalım. Efendim yayın şeye ibri yani düşsün düşmesin önemli değil yani biz burada şey yapıyoruz yani sevenler burada olur sevmeyenler çıkar. Ana kapı çalıyor bakın hele gelen kimdir? Kim oğlum? Oğlum polisler gelmiş seni soruyor. Hele oğlum bakalım. Polisler geldi seni soruyor. Hele ana bir sorun bakın ne yapacaklar? Ne diyordum orada? İfadem var. İfaden varmış evladım. Ana bırakın gideyim bir ifade deyim mi? Verip geleyim. Ne diyeyim? Hükümetle kendi yan başımda kollarımda kelepçeler oy bir sağımda bir solumda arkamdan ağlayanım bir anam bir bacım oy oy. Ağlama anam bacım ağlama. Ağlama anam bacım ağlama oy. Ben mahkemde gelen. Süre bitiyor. İkinci programımızda, videomuzda yine huzur.